Felaketinin ardından hayatını kaybeden 7 kişiden, 7 vatandaşımızdan 5'inin daha cenazeleri toprağa verildi. İlk ikisi verilmişti malumunuz. 300 kişilik uzman ekibin kaybolan 3 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum bölgenin sel ve heyelana karşı dayanıklı hale getirilmesi için gerekli tedbirlerin alınacağını söyledi. Allah'ım sen bilirsin, biliyorsun Allah'ım. Her şey birdenbire oldu. İnsanları yuttu, insanları birden yuttu, insanların kaçmasına bile fırsat vermedi. Kaçmasına bile fırsat olmadan insanları yuttu. Evler yıkıldı, ağaçlar devrildi, yol ve köprüler çöktü. Trabzon'un Araklı ilçesinde sel önüne geleni yıkıp geçti. Yukarıdan oraya koptu geliyor, dedim haydi kaçalım dedim, bizi alacak sel. Teyzemin evi ciddi değil, teyzelerim ciddi, teyzem ciddi. Oranın öldü. Oradan buraya yatırdığım çibin sel az daha aldı bizi, biz geçtik oyuncu tarafa işte. Canlar ciddi. Geçtiler. Bu kadar yıkımlar ciddiler. Bu dereler böyle yıkım yerdi. Bak kaç senedir, 5-6 sene oldu ki böyle yıkım, ama bu sefer sildi süpürdü aldı ciddi milletimizi. Selde kaybolan 3 kişi arama çalışmalarına 314 uzman tarafından devam ediliyor. 18 Haziran'da sel felaketi yaşayan Çamlıktepe mahallesinde çok sayıda iş makinası selin verdiği tahribatı kaldırmak için aralıksız çalışıyor. Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum, afet bölgesinde incelemelerde bulundu. Sel ve heyelana karşı bölgenin altyapısının güçlendirilmesi için gerekli tedbirlerin alınacağını söyledi. Trabzon, Rize, Ordu, Giresun illeri öncelikli illerimiz. Bu illerimizdeki şehrin içinden geçen derelerde ve bu derelerin koruma bandı içerisinde kalan veya şu an iklim değişikliği sebebiyle artık burada olmaması gereken binaları birinci, ikinci, üçüncü öncelik olarak tespitlerini yapıyoruz. Bakan kurum toplu konut idaresiyle bu binalarda yaşayanların taşınması için konut üretileceğini belirtti. Araklı'daki selde hayatını kaybeden 5 kişinin daha cenazesi toprağa verildi. Trabzon, Yomra'da da şiddetli yağış etkili oldu. Yağış nedeniyle dereler taştı, yollar kapandı. Demirciler Mahallesi'nde yağış kısa sürdü ancak etkili oldu. Kullanılmayan 2 katlı bir ev yıkıldı, bazı iş yerlerini ise su bastı. Şu an görüntü alanımızın dışında olan bir alanda bir tane ev ve dükkanı tamamen sel suyu alıp götürdü. Köyün çeşitli alanlarındaki diğer bütün ulaşıma açık yollar kapalı durumda şu anda. Yağışın bölgede önümüzdeki günlerde de etkili olması bekleniyor. Yani Yomra'da selin gelişini gördünüz değil mi? Nasıl geliyor? Önde tomruklar, arkadan çamur ve toprak ve su. Hepsi birden. Trabzon Araklı'dakinde yukarıdan dağı neredeyse, dağın çok önemli bir bölümünü kopartıp onu önüne katıp götürüyor taşlarla. Ve gördünüz zaten Araklı'nın halinde inanılmaz gerçekten. Doğa çok güçlü. Yani insan istediği kadar yapsın. İnsan istediği kadar yapsın da doğaya nasıl direnecek insanoğlu?